Değerli takipçilerimiz, ben Mehmet Kaynak, Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği Genel Başkanıyım. Bugün daha önce dernek üyemiz olan Yaşar Beyaz'ın misafirimiz oldu. Onunla ilgili bir görüşme yapacağız. Kendisi duygu ve düşüncelerimizi aktaracak. Açmış olduğumuz davayı yürütmeye durdurma aldık ve dava Vergi Mahkemesi'nde sonuçlandı. Bununla ilgili fikirlerini alacağız. Evet Yaşar Bey, bizi nereden buldunuz? Evet. Facebook'ta indirdim. Sonra telefon ettim. Sağ olun. Yani Allah razı olsun. İyi karşıladınız. İyi yani şey yaptınız bana. Ben de çıktım geldim sizinle görüştüm. Evet. Siz dediniz ki bu davayı kazanırız. Kazanamayacağımız davayı almayız. Evet. Biz bunu kazanırız ve kazanırız. Doğru. Size yani teşekkür ederim. Biz bir hesap yapıyoruz. Zaman aşımına uğramış mı uğramamış mı yaklaşık olarak onun hesabını yapıyoruz. Analiz ediyoruz. Evet. Ona göre davanızı yani kazanabileceğimiz bir davayı açmaya çalışıyoruz. Tabii evet. Nereden geldiniz bugün? Ben Atatürk'ten geldim. Dersen yine dolandırdı. Kabul ettin yani. He. Bekleyeceğiz bakacağız dedim. Kaybedecek bir şeyim yok dedim. Bekleyeceğiz bakacağız dedim. Ve sonunda şey gelince onlar da şaşırdı. Yani biraz hayal kırıklığına uğradı yani onlar biraz onların dedikleri olmadığı için biraz hayal kırıklığına uğradı. Buradaki şeydeki adliyedeki çalışan arkadaşım dedi ki dur ben sorayım soruşturayım. Dedim valla sen sorarsan soruşturmasan ben geldim. Ben geldikten sonra bana söylüyorum ben. Yani geldim. Olduysa bir şey oldu ya. He, bu ona geldikten sonra söyledim, telefon ettim. Bir de kardeş diyoruz dediğimize. Evet. Kardeş dedim valla olduysa da yapacak şey yok. Yaptım gitti. Şimdi yani yine tereddütü var. Ben diyeyim herhalde sen kendin sor kararı almış değil ama diye şeye gider Danıştay'a o Yargıtay'a gider diyor. Danıştay'a gider. Şimdi evet. Senin karar bölge idare mahkemesine gidecek, itiraz edecekler. Yani Danıştay sınırında olduğu için Danıştay'a da itiraz edilir, en son Danıştay'a gider. Ama bunlar tabii işin formaliteleri. Yani zaten kazansak da kaybetsek de Danıştay'dan karar çıkması gerekiyor. Evet. Kaybedersek biz itiraz ediyoruz, kazanırsak o vergi dairesi itiraz ediyor. Tamam. Yani normal bir işlem. Biz hani bunu çok fazla şey yapmıyoruz. Yani tabii yadırgamıyoruz yani ama şimdi burada önemli olan şimdi siz yürütmeyi durdurma kararından sonra 11.700 lira faiziyle paranızı aldınız. Evet. İşte şimdi işte normalde 6 ayda çıkması gereken karar 9 ayda çıktı ama 9 ayın sonunda da vergi mahkemesi kararını aldık. Dolayısıyla bu karar doğrultusunda ne yapacağız? Vergi borçları silinecek, terkin edilecek daha doğrusu. Maliye Bakanlığı ile yazışma yaparak vergi dairesi bu borçları kaldıracak. Kaldırdıktan sonra sizin bir sıkıntınız kalmıyor. Yani normal bir mutat şeyinize, hayatınıza devam ediyorsunuz ama tabii ki vergi dairesi bölgeye itiraz edecek, bölgeden sonra Danıştay'a itiraz edecek. Bunlar normal olarak takip edilecek. Ya onlar da mesela dediler ki normal olan onlar itiraz edemez. Eder yani evet. Yapacak bir şey yok. Eder. Ama diğer şeylere göre mesela adli yargıya göre ya da diğer yargılamalara göre buradaki espri şu hani hapis cezası gibi değil. Mesela biz borçları kaldırtıyoruz. Mahkeme kararına göre yapmak zorundalar. Evet. Yani sizin aslında pek fazla bir işiniz kalmıyor ama tabii bu sürecin yine takip edilmesi gerekiyor. O da size düş. Evet. O bizim işimiz. Bundan sonrasını bugüne kadar nasıl bir çalışma yaptıksa bundan sonraki çalışmalarımız da bu şekilde sürecektir. Hı. Ama zor olan tarafını biz bitirmiş olduk yani. Sosyal medya ortamı biraz güvenilir olmadığı için insanlar dolandırıcı falan da zannediyorlardı. Güvensizlik hasıl oluyordu ama çok şükür onları açtık. Açtığımız bilgi verdiğimiz mükelleflerimiz davalarını kazandıkça daha da güvenli olduğumuzu, ciddi bir kuruluş olduğumuzu görüyorlar.
Zaten dernek olmamızın da amacı o. Resmi bir şeyimiz var. İçişleri Bakanlığı tabi bir derneğiz. Tabi dernek olarak biz mükelleflerimizi bilinçlendirme yapıyoruz. Eğitimler veriyoruz. Neticede bazı sorunlarını yönlendirme için arkadaşlarım çağrı merkezi sürekli çalışıyor. Ama netice itibariyle dava takiplerini danışmanlarımız vasıtasıyla yapıyoruz. Dolayısıyla danışmanlar da dernekten ayrı olarak bu işleri takip ediyorlar. Evet. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Elazığ'a bol bol selam söyleyin. Böyle sorunlu mükellefleriniz, soruna vallahi, kardeşlerimiz yani varsa onları yönlendirmeyiz. Bir kişi var diyorum ya, bu şeyi bekliyorum. Şimdi bu videoyu biz size atarız. Evet. Siz tamam. Onlara paylaşırsınız. Tamam. Sosyal onlar, medyada. Onları ben Facebook'tan tamam. Paylaşacağım. Tamam inşallah. Mükelleflerimizin, sorunu olan vatandaşlarımızın derneğimize üye olmalarını, netice itibariyle bu sorunu birlikte çözmemiz gerektiği için bu konuda çabalarını bekliyoruz.